Üçüncü kitap, bininci yılın sonu. Ayağa kalk, uyumak için önümüzde sonsuzluk var. Ömer Hayyam. Buraya kadar kendimden az söz ettim. Amacım, Semerkant el yazmasının Hayyam'ı, onun tanıdığı kişileri, yaşadığı olayları nasıl anlattığını göstermekti. Şimdi iş, Moğollar döneminde kaybolan bir yapıtın, çağımızın ortasında nasıl ortaya çıktığını onu ele geçirmek için ne gibi serüvenler yaşadığımı ve hangi rastlantı sonucu kaybolmadığını öğrendiğimi anlamaya kaldı. Adımı söylemiştim. Benjamin O. Leitch. Fransız adına benzese de Amerikalıyım. Maryland eyaletinde Atlantik'in küçük bir uzantısı olan Chesapeake körfezinde Annapolis'te doğmuşum. Atalarım 14. Louis zamanında Fransa'dan göç etmiş bir ailedir. Fransa ile ilişkilerim bu uzak akrabalıktan ibaret değil. Babam bu ilişkileri canlandırmaya çalıştı. Aile kökeni konusunda her zaman hafif bir saplantısı vardı. Okul defterine Soy ağacım kaçakların salını yapmak için mi yıkıldı diye yazmış ve Fransızca öğrenmeye koyulmuştu. Sonra büyük bir heyecan ve büyük bir resmiyetle Atlantik'i geçmişti. Zaman saatin tersi yönünde. Bu gezi yılını çok kötü ya da çok isabetli biçimde seçmişti. 9 Temmuz 1870'te Scotia gemisiyle New York'tan ayrılıp 18'inde Cherbourg'e 19 akşamı da Paris'e vardı. Tam o gün öğle saatinde savaş patladı. Geri çekilme, bozgun, istila, açlık, komün, kıyım bundan daha kötüsü herhalde düşünülemezdi. Ama o yıl aynı zamanda anılarının en güzel yılıydı. Neden yatsımalı? Kuşatılmış bir kentte bulunmanın manyakça keyfi başka şeydi. Sınırlar düştüğünde barikatlar yükseliyor, kadınlar ve erkekler ilkel kılan hayatının zevkini yaşıyordu. Annem ve babam Annapolis'e döndüklerinde, geleneksel yılbaşı hindisinin başında, Paris'te yılbaşı gecesi, Haussmann bulvarındaki İngiliz kasap Rosto'dan, kilosu 40 franga aldıkları fil hortumun nasıl yediklerini anlatırlardı. Henüz nişanlanmamışlar, ertesi yıl evleneceklermiş. Paris'e ayak basar basmaz sabahları kafer içe gitme alışkanlığı edinmiştim. Koltuğumun altına bir sürü gazete alırdım. Masaya oturur, her satırını okurdum. Anlayamadığım sözcükleri defterime not eder, dönüşte bizim bilgiç kapıcıya sorardım. Üçüncü gündü. Kır bıyıklı bir adam gelip yandaki masaya oturdu. Onun da bir sürü gazetesi vardı.'' Ama bir süre sonra onları bir kenara bırakıp bana bakmaya başladı. Sanki bir soru sormak istiyordu. Sonunda dayanamadı, kısık bir sesle benimle konuşmaya başladı. Bir eliyle bastonunun topuzunu kavramış, diğer elinin parmakları mermer masanın üzerinde piyano çalıyordu. Benim gibi genç, görünüşte sağlıklı birinin vatanı savunmak için neden cepheye gitmediğini öğrenmek istiyordu. Ses tonu nazik ama kuşku idi ve not defterime kaçamak bakışlar fırlatıyordu. Anlatmama gerek kalmadı, konuşmam beni ele verdi. Adam özür diledi, beni masaya davet etti. Löfeyet'ten, Benjamin Franklin'den, Tocqueville'den söz etti. Sonra da uzun uzun gazetelerde okuduklarını açıklamaya başladı. Gazetelere göre bu savaş birliklerimiz için Berlin'e bir gezi yapmaktan ibaret idi. Babam ona karşı çıkacak olmuş. Her ne kadar Fransızlar ile Prusyalıların güçlerini kıyaslamayacak durumda olsa da Amerikan iç savaşına katılmış, Atlantada yaralanmıştı. Anlatmaya devam etti. Savaşların hiçbiri gezinti değildir diyecek konumdaydım. Ama uluslar öylesine unutkan, barut öylesine ayartıcıdır ki tartışmaktan kaçındım. Zaten tartışmanın ne yeri, ne sırasıydı. Adam düşüncemi sormuyordu. Ara sıra öyle değil mi diyor. Ben de başımla onaylıyordum. Hoş bir adamdı. Böylece her sabah buluşmaya başladık. Ben her zamanki gibi az konuşuyordum. O da bir Amerikalının görüşlerini bu denli paylaşmasından mutluluk duyuyordu. Bu denli coşkulu monoloğunun dördüncü gününde beni evine yemeye çağırdı. Benim her zamanki gibi onaylayacağımdan emin olarak ağzımı açmama fırsat vermeden bir araba çevirdi. Pişman olmadığımı itiraf etmeliyim. Adı Charles Hubert de Locay idi ve konakta oturuyordu. İki oğlu askere alınmıştı ve kızı senin annen olacaktı. Kız 18 yaşındaydı ve babam ondan 10 yaş büyüktü. Vatanseverlik atmosferi içinde birbirini uzun uzun sürmüşlerdi. 7 Ağustos'tan itibaren birbiri ardına 3 bozgundan sonra savaşın kaybedildiği anlaşılmıştı. Vatan toprağı tehlikedeydi, dedem giderek konuşmaz olmuştu. Kızı ve gelecekteki damadı üzüntüsünü yatıştırmak isterlerken kendi aralarında bir gizli anlaşma oluşturmuşlardı. Artık hangisinin söze başlayacağı, doktorluk yapmaya kalkışırken ne gibi gerekçeler ileri sürecekleri bir bakışmalarıyla saptanabiliyordu. Koca salonda ilk kez baş başa kaldığımızda aramızda bir ölüm sessizliği oldu. Sonra da ölesiye gülmeye başladık. Birlikte onca zaman bir arada bulunmuştuk. Ama birbirimizle doğrudan konuşmadığımız yeni fark etmiştik. İçten, çocuksu, rahat bir gülüştü bizimkisi ama devam etmesi yersiz kaçardı. İlk sözü benim söylemem gerekiyordu. Annenin kucağında bir kitap vardı. Ne okuduğunu sordum. Sanırım Ömer Hayyam yaşamıma o an girdi. Hatta doğumuma neden oldu diyebilirim annem 1860 yılında İmparatorluk matbaasında basılan İran'daki Fransa Büyükelçiliği eski çevirmeni Nikolas tarafından Fransa'dan çevrilmiş Hayyam'ın dörtlüklerini almıştı. Babam ise beraberinde Edward Fitzgerald'ın 1865 baskısı Ömer Hayyam'ın rubayatını getirmiş. Babam diyor ki, annen ne kadar memnun olduğunu benim kadar saklayamadı. İkimiz de yaşamlarımızın birleştiğinden emindik. Bunun basit bir rastlantı olduğu aklımıza bile gelmemişti. Ömer bize o anlık kaderin bir işareti gibi geldi. Bunu görmezlikten gelmek günah olurdu. Gerçi içimizdeki fırtınayı dışa vuramadık, konuşmamızı şiirler üstüne sürdürdük. Bu yapıtın yayınlanmasını 3. Napolyon'un emretmiş olduğunu annenden öğrendim. İşte o sıralar Avrupa Ömer'i keşfe başlamıştı. Gerçi bir takım uzmanlar daha önce ondan söz etmişlerdi. Cebir çalışmaları 1851'de Paris'te yayınlanmış, bazı dergilerde hakkında yazılar çıkmıştı ama Batılılar onu henüz tanımıyordu. Doğuda ise Hayyam'dan geriyene kalmıştı. Bir isim, birkaç efsane, yapımı kime ait olduğu bilinmeyen birkaç dörtlük ve üzeri örtülü bir gökbilincilik ünü. Bir İngiliz ozanı olan Fitzgerald, 1859'da çevirdiği 75 adet dörtlüğü yayınladığında ilgi yaratmadı. Kitap 250 adet basıldı. Yazar birkaçını dostlarına vermiş, gerisi yayımcı Bernard Kuariş deposunda kala kalmıştı. Fitzgerald Fransızca öğretmenine ''Zavallı Ömer kimseyi ilgilendirmiyor'' diye yazmıştı. İki yıl sonra yayımcı indirimli satış yapıp kitapları elden çıkartmak istedi. Rubaiyat 5 çilingden bir peniye inerek 60 kat düşüş göstermişti. Bu fiyata bile az satılmıştı. İki eleştirmenin onu keşfettikleri güne kadar. Onu okuyup hayran kalmışlardı. Altı kitap satın alıp dostlarına armağan verdiler. İlginin doğmakta olduğunu sezinlenen yayımcı fiyatı iki peniye yükselti verdi. İngiltere'den son geçtiğimde Artık zengin bir adam olan Piccadilly'e ye yerleşmiş olan aynı Kuariç'ten o ilk baskıdan birini satın almak için 900 sterling vermek zorunda kaldığımı düşünüyorum da. Ama yine de kitap Londra'da hemen tutulmadı. Paris'ten geçmesi gerekti. Nikolas kitabı çevirdi Teofalya Üniversitesi'nde Hayyam'ın dörtlüklerini okudunuz mu diye tanıtımını yaptı. anglo sakson dünyasında Fisceralt ve zavallı Ömer'in Nihayet gün ışığına çıkabilmesi için Ernest Renald'ın şöyle yazması gerekti. İslam doğmatizmi içinde İran'ın özgür dahasının ne olduğunu anlamak için belki de incelenecek en ilginç kişi Hayyam'dır. Uyanış korkunç oldu. Bir gün içinde doğunun tüm görüntüleri Hayyam'ın adı çevresinde buluştu. Çevreler birbirini izledi. İngiltere'de ve birçok Amerikan kentinde baskı üstüne baskı yapıldı. Ömer dernekleri kuruldu. Tekrar edecek olursak 1870 yılında hayya modası henüz başlamıştı. Ömer hayranları günden güne artıyordu ama aydın sınıfının sınırlarını henüz aşmamıştı. Birlikte hayyam okumaları annemle babamı birbirine yaklaştırmış, Ömer'in dörtlüklerini ezberlemişler. Anlamını tartışmaya başlamışlardı. Mey ve meyhane hayyamın kaleminde Nikolas'ın dediği gibi salt mistik simgeler gibiydi. Yoksa Fitzgerald ve Renan'ın dedikleri gibi zevkin hatta sefaletin belirtisi mi? Bu tartışmalar dudaklarında yepyeni bir tat bırakıyordu. Babam sevgilisinin saçlarını okşayarak Ömer'den söz ettiğinde annem kızarıyordu. İki aşk şiirinin arasında bir öpücük, ilk kez evlilikten söz ettiklerinde doğacak oğullarını Ömer adını koyma vaadi. 90'lı yıllarda yüzlerce küçük Amerikalıya bu ad takıldı. Ben 1 Mart 1873'te doğduğum zaman bu yola henüz hiç başvurulmamıştı. Bu, egzotik adın yükünü taşıyabilmem için onu ikinci ad olarak takmayı uygun görmüşlerdi. Böylece istediğim vakit sadece basit bir O harfiyle yetinebilecektim. Okuldaki arkadaşlarım bunun Oliver, Ozbold, Osboyne olduğunu sanıyorlardı ve ben hiçbirini yalanlamıyordum. Böylesine bir isim mirasına konunca uzak akrabamı merak etmezlik edemedim. 15 yaşındayken onun hakkında ne varsa okumaya koyuldum. Farsça öğrenmeye ve İran'ı görmeye karar vermiştim. Ama bu ilk heyecan dalgasından sonra duruldum. Şayet herkesin kabul ettiği gibi Füssi'r altın mısralarına İngiliz şiirinin başyapıtı diye bakılmışsa da Hayyam'ın yazdıklarıyla da yakından uzaktan ilgisi yoktu. Hayyam'ın dörtlüklerine gelince bazı yazarlar bin kadarını sayabiliyordu. Nikolas dört yüz tanesini çevirmişti. İnce eleyip sık dokuyan uzmanlar sadece yüzünün gerçek olabileceğini söylüyordu. Tanınmış bazı doğu bilimciler aralarından bir tekinin bile kesinlikle Ömer'e ait olduğunun ileri sürülemeyeceğini belirtiyorlardı. Bir özgün kitabın var olabileceğini, kitabın gerçek ile sahteyi birbirinden ayırmaya yarayacağını, ancak böyle bir kitabın olduğunu gösteren hiçbir belirti olmadığını söylüyorlardı. Sonunda hem kişiye hem yapıtına olan ilgim kesildi ve adımın ortasındaki o harfini annemle babamın çocuksu bir hevesine bağlamakla yetindim. Ta ki beklemediğim bir karşılaşma beni ilk aşkıma döndürene ve hayatımı Hayyam'ın adımları doğrultusuna çekene kadar. Eski kıtaya 1895 yılında yaz sonunda gittim. Büyük babam 76 yaşına basmıştı ve bana ve anneme ağlamaklı mektuplar gönderiyordu. Beni ölmeden önce son bir kez görmek istiyordu. Bütün derslerimi yarıda kesip yola çıktım. Gemide hep baş ucuna çömeleceğimi, soğumakta olan elini tutacağımı ve son sözlerini yetişebileceğimi düşünüyordum. Beni bekleyen bu olmalıydı. Boşuna. Büyük babam en sağlıklı haliyle beni Çerbörk'te bekliyordu. Onu yeniden görür gibiydim. Karlikne rıhtımında elinde bastonu, her zamankinden dik bıyıkları, yürüyüşü endamlı, hanımların her geçişlerinde eliyle kaldırdığı şapkası ile. Amirallik lokantasına girip oturduğumuzda kolumu sıkıca tutup tiyatroda oynar gibi. Dostum demişti. İçimde bir delikanlı doğdu ve bir arkadaşa gereksinimim var. Sözlerini hafife almakla yanılmışım. Gezintimiz tam bir fırtına idi. Bir fayu veya perelat fayda yemeğimizi tam bitirmişken, Eugenie büfetteyi, Merlinton'a aritti buruntu ve Scala'ya Vetti Gilbert'i görmeye koşardık. Sanki iki kardeştik. Beyaz bıyıklı ve kara bıyıklı. Aynı yürüyüş, aynı şapka. Ama yine de kadınlar önce ona bakarlardı. Patlayan her şampanya şişesinde nasıl hareket ettiğine, nasıl yürüdüğüne bakardım. Tek bir kez aksamazdı. Bir hamlede kalkar, benim kadar hızlı yürürdü. Bastonu sadece süs diye kullanıyordu. Bu geçkin baharın her gülünü koparmak istiyordu. 93 yaşına kadar yaşadığını belirtmekten iftar duyuyorum. O tarihte önünde daha 17 yıl vardı. Yeni gençlik yılları. Bir akşam beni Madeleniye alanında duran da yemeğe götürdü. Lokantanın bir köşesinde yan yana konulmuş masaların çevresinde bir grup kadın erkek oyuncu, gazeteci ve politikacı vardı. Büyük babam ancak benim duyabileceğim bir sesle her birini tek tek tanıttı. Masanın tam ortasında boş bir iskemle vardı. Az sonra bir adam geldi, yerin ona ayrıldığını anladım. Hemen çevresini sardılar. Söylediği her söz Hayret ya da gülüşmelerle karşılanıyordu. Dedem kalktı, kendisini izlememi istedi. Gel sana kuzenim Henry'yi tanıtayım. Beni çekiştirip duruyordu. İki kuzen birbirine sarıldılar, sonra bana döndüler. İşte Amerikalı torunum, seninle çok tanışmak istiyordu. Şaşkınlığımı pek gizleyemedim. Adam inanıyormuş gibi bana baktı. Pazar sabahı gelip beni görsün dedi. Trisikletimle gezintim bittiğinde. Ancak yerime oturduktan sonra kim olduğunu anlayabildim. Büyük babam onu mutlaka tanımamı istiyordu. Ondan sık sık aynı soydan olmanın böbürlenmesiyle söz ederdi. Aslında söz konusu kuzen Atlantik'in öteki yakasında pek tanınmasa da Fransa'da Sarah Berhardt’ta ünlüydü. Çünkü söz konusu kişi Victor Henry Rochefort'tu demokrasilerde tanınan adıyla Henry Rochefort'tan başkası değildi. Soylu bir marki, hızlı bir komüncü, eski bir parlamenter ve bakan, çileli bir zindan mahkumu idi. Versaycılar tarafından Yeni Kaledonya'ya sürüldükten sonra 1874'te inanılmaz yöntemlerle firar etmiş ve çağdaşlarına üzerinde işleyebilecekleri malzeme olmuştu. Eduardo Manet bile Rochefort'un kaçışının resmini yapmıştı. 1889'da yeniden sürgün edilmişti. Bu kez General Brunji ile komplo kurmaktan suçlanıyordu. Etkili gazetesi yönetimi sürdürmüştü. 1895 affından yararlanarak döndüğü vakit kendisini 200 bin Parisli çılgınca karşılamıştı. Belengui ve Brunji yanlısı sol ve sağ devrimci, idealist demagog birbiriyle çelişen yüz çeşit davanın sözcüsü olmuştu. Bütün bunları biliyordum ama beni bekleyen sürpriz başkaydı. Saptanan gün Pergolesi sokağındaki konağına gittim. Büyük babamın en sevgili kuzenini bu ilk ziyaretimin doğu alemine yapacağım gezinin ilk adımlarını oluşturacağını nereden bilebilirdim? Demek ki sevgili Genevivin oğlusunuz. Ömer adını taktığı oğlu sizsiniz değil mi? Evet, Benjamin Ömer. Seni kollarıma aldığımı biliyor muydun? Bu koşullarda bana sen demesi doğaldı. Ama bu sesleniş tabii ki tek yönlü olmakla kaldı. Annem, siz kaçtıktan sonra San Francisco'ya gelip Doğa Ekspresi'ne bindiğimizi anlatmıştı. New York'ta sizi garda karşılamış. O zaman iki yaşındaydım. Çok iyi anımsıyorum. Senden, Hayyam'dan, İran'dan söz etmiştik. Üstelik senin büyük bir doğu bilimci olacağını söylemiştim. Onun bu tahminlerini gerçekleştiremediğimi, başka şeylere ilgi duyduğumu, daha çok mali konulara yöneldiğimi, babamın kurduğu denizcilik şirketinin başına geçmeyi tasarladığımı söylerken hayli sıkıldım. Benim bu seçimimden düş kırıklığına uğrayan Roch Hefford bir sürü öykü beraberinde bana uzun bir söylevde bulundu. Montesquieu'nun İran mektupları ve nasıl İranlı olunur adlı yapıtından tutun da kendini 14. Louis'in elçisi diye tanıtıp İran şahı tarafından kabul edilen Marie Petit'in serüvenine, Jean Jacques kuzeninin ömrünün son yıllarını İsfahan'da bir saatçi olarak geçirmesine kadar bir dizi hikaye anlattı. Onu yarım yamalak dinliyordum. Dikkatimi onu incelemeye vermiştim. Kocaman kafasına Dalgalı ve gür saçlarının kapladığı çıkık alnına bakıyordum. Aşırılığa kaçmadan heyecanla konuşuyordu. Ateşli yazılarını bilince elkol hareketleri de bulunacağını sanırdım. Hiç ayak basmadığım halde İrana bayılıyorum. Gezginci bir ruha sahip değilim. Sürgün edilmiş olmasaydım Fransa'dan dışarı ayak atmazdım. Ama zaman değişiyor. Dünyanın öbür ucunda meydana gelen olaylar bizi de etkiliyor. Bugün 60 yerine 20 yaşında olsaydım doğuda bir serüven yaşamak isterdim. Hele adım Ömer olsaydı. Hayyam'dan niçin yüz çevirdiğimi anlatmak zorunda kaldım. Rubaiyat ile ilgili kuşkuları, gerçek olduklarını gösterecek hiçbir kanıtın olmadığını anlattım. Ben konuştukça gözlerinde anlamını çözemediğim bir ışık belirdi. Söylediklerim böyle bir heyecan yaratacak nitelikte değildi meraklandığım ve sıkıldığım için kısa kestim. Rochefort heyecanla sordu. Ya el yazması kitabın varlığından emin olsaydın Ömer Hayyama yeniden ilgi duyar mıydın? Elbette. Ya ben sana bu el yazmasını gözlerimle gördüm hem de şurada Paris'te ellerimle dokundum dersem? Bu ani açıklama hayatımı alt üst etti dersem doğru olmaz. Rochefort'un beklediği tepkiyi göstermedim. Bir hayli şaşırmış ve meraklanmıştım ama aynı zamanda kuşkuluydum. Karşımdaki adam bana tam bir güven vermiyordu. Dokunduğu, yapraklarını çevirdiği kitabın Hayyam'ın gerçek yapıtı olduğunu nereden bilecekti? Farsça bilmiyordu. Belki de onu aldatmışlardı. Hiçbir doğu bilimci varlığını açıklamadığı halde nasıl oluyor da bu kitap Paris'te bulunuyordu? Terbiyeli bir biçimde İnanılır gibi değil dedim ama bu aynı zamanda gerçek düşüncemdi. Böylece hem karşımdakinin heyecanını katlıyor hem de kendi kuşkularımı belirtmiş oluyordum. Konuşmasını bekledim. Rochefort olağanüstü birini tanımıştım dedi. Gelecekteki kuşaklara iz bırakmak üzere tarihte yerini alan kişilerden biri. Türk padişahı ondan çekiniyor. İran şahı adını duyduğunda titriyor. Peygamber sülalesinden olduğu halde İstanbul'dan kovuldu. Çünkü pek çok din adamının, vezirin, vekilin huzurunda felsefeliğin insanlığa peygamberlik kadar gerekli olduğunu söylemiş. Adı Cemalettin. Tanıyor musun? Cehaletimi itiraf etmek zorunda kaldım. Devam etti. Mısır İngilizlere karşı ayaklandıysa bu adamın çağrısı üzerine ayaklandı. Nil Vadisi'nin tüm okur yazarları ondan saygıyla söz ederler. Onu üstad diye çağırırlar. Aslında Mısırlı değildir. Orada pek az kalmıştır. Hindistan'a sürülmüş, orada da birçok yandaş edilmiştir. Onun teşvitiyle gazeteler çıkmış, dernekler kurulmuştur. Genel vali de endişelenerek Cemalettin'i sınır dışı etmiştir. O da Avrupa'da yerleşmeyi yeğlemiş ve etkinliklerini Londra'dan ve daha sonra Paris'ten sürdürmüştür. Taviz Vermeyen adlı gazetede yazıyordu ve çok sık karşılaşırdık. Bana müritlerini tanıştırmıştı. Bunlar Hintli Müslümanlar, Mısırlı Yahudiler, Suriyeli Maruniler idi. Fransızla arasında sanırım en iyi arkadaşı bendim. Ama yalnızca ben değildim. Ernest Renan, George Clemenceau da vardı. İngiltere'de de Lord Salisbury. Randolph Churchill ve Wilf Brunt ile dostluk kurmuştu. Ölümünden bir süre önce Victor Hugo da onunla tanışmıştı. Daha bu sabah onunla ilgili bazı notları gözden geçiriyordum. Anılarımda ondan söz etmek niyetindeydim. Rochefort kağıtları arasından ince yazı ile yazdığı bir kağıdı çekti ve okumaya başladı. Bana sürgün edilmiş bir adamı tanıştırdılar. Bütün İslam dünyasında ün salmış bir islahatçı ve ihtilalci olarak adı Şeyh Cemalettin, gerçek bir aziz, güzel kara gözleri, hem yumuşak hem ateşli, koyu kara sakalı, yarı beline kadar inmiş, ona tuhaf bir azamet kazandırıyor. Kitlelere egemen olan tiplerden, tek tük konuşabildiği Fransızcayı az çok anlıyordu ama dilimizi bilmemesini zekası ile gideriyordu. Sakin ve sessiz görünüşünün altında kıpır kıpır bir canlılık vardı. Birbirimizle hemen kaynaştık. Çünkü bende devrimci bir ruh var ve her özgürlük savaşçısı beni kendine çeker. Kağıtları yerine koydu ve devam etti. Cemalettin, Madeleniye yakınlarındaki Seze sokağında bir otelin son katında küçük bir oda tutmuştu. Hindistan'a ve Arabistan'a balyalarla gönderdiği gazetelere burada yazı yazardı. Bir kez içeri girdim, neye benzediğini görmek için. Cemalettin'i duranda yemeğe davet etmiş ve onu geçip alacağımı söylemiştim. Doğrudan odasına çıktım. Gazete ve kitap yığınları arasından zor geçiliyordu. İçeride boğucu bir puro kokusu vardı. Rochefort adamı çok beğendiği halde o son cümleyi yüzünü ekşilterek söyledi ve benim de o saniye yakmış olduğum puroyu söndürmeme yol açtı. Rochefort gülümseyerek teşekkür etti ve konuşmasını sürdürdü. Dağınıklıktan ötürü özür diledikten sonra önem verdiği birkaç kitap gösterdi. Özellikle muhteşem minyatürlerle süslenmiş Hayyam'ın kitabını. O kitabın adının Semerkant el yazması olduğunu, Ozan'ın kendi eliyle yazdığı dörtlükleri içerdiğini, kenarına da tarih düşüldüğünü anlattı. El yazmasının hangi yoldan eline geçtiğini de belirtti. Good Lord! Benim Tanrı'ya İngilizce seslenişim herinin kahkahasına yol açtı. Belliydi ki inançsızlığımı bir kenara atarak onu can kulağıyla dinleyecektim. Bundan yararlanmaya baktı. Tabi bu konuda Cemalettin'in söylediklerini pek anımsamıyorum." diye acımasızca devam etti. O gece daha çok sudandan söz ettik. Sonra o el yazmasını bir daha görmedim ama var olduğuna tanıklık edebilirim. Yine de kaybolmuş olmasından korkuyorum. Arkadaşımın elinde ne varsa yakılıp yıkıldı ya da dağıtıldı. Hayyam'ın kitabı da mı? Yanıt olarak Rechefford heyecan verici bir işarette bulunmakla yetindi. Sonra heyecanla anlatmaya başladı. Ara sıra notlarına da bakıyordu. İran Şahı 1889'da sergi için Avrupa'ya geldiğinde Cemalettin'e kafirler arasında ömür tüketeceğine İran'a dönmesini önerdi. Önemli bir görev vereceğini ima etmekten geri kalmadı. Cemalettin de koşullarını söyledi. Bir anayasa yapmalı, seçimler olmalı. Uygar ülkelerde olduğu gibi yasa karşısında herkes eşit olmalı ve yabancı devletlere verilen aşırı ödünler kaldırılmalı idi. İran'ın durumu yıllar boyu karikatürlerimize konu edilmişti. İran'da yol yapma tekelini elinde tutan Ruslar Şimdi de askeri eğitimi üstlenmişlerdi. Bir Kazak Tugayı kurmuşlardı. Bu İran ordusunun en iyi donatılmış Tugayı idi. Ve doğrudan Çar'ın komutanlarından emir alıyorlardı. Buna karşılık İngilizler bir lokma ekmek karşılığında bütün madenlerin ve orman işletmelerini üstlenmişlerdi. Ayrıca banka sistemini elinde tutma hakkını da elde etmişlerdi. Avusturyalılara gelince onlar da posta idaresine el koymuşlardı. Cemalettin, mutlakiyetçiliğe son vermesi ve yabancılara verilen ödünlerin kaldırılmasını isterken red edileceğini biliyordu. Oysa büyük bir şaşkınlıkla Şah'ın bütün koşullarını kabul ettiğini ve ülkeyi modernleştirme vaadinde bulunduğunu gördü. Cemalettin İran'a gitti, hükümdarın çevresinde yer aldı. Hükümdar da ilk zamanlar ona haremindeki kadınları sunacak kadar yakınlık gösterdi. Ama reformlar askıdaydı. Bir anayasa mı? Din adamları bunun Tanrı yasasına aykırı olacağına Şah'ı inandırdılar. Seçimler mi? Saraylılar Şah'ın mutlak otoritesinin sarsılmasına izin verirse sonunun 16. Louis'e benzeyeceğini söylüyorlardı. Yabancılara verilen ödünler mi? Onları kaldırmak bir yana hükümdar hep para sıkıntısı çekeceğinden yeni ödünler vermek zorunda kalıyordu. Bir İngiliz şirketine 15 bin sterlinge karşılık İran'ın tütün tekelini vermişti. Şirketin yalnız dış satım değil iç satım hakkı da oluyordu. Kadın, erkek, çocuk, herkesin nargile içtiği bu ülkede bu pek karlı bir işti. Ödünler konusundaki bu sonuncu haber Tahran'da resmen açıklanmadan önce el altından dağıtılan el ilanlarıyla duyurulmuş ve Şah'ın bu kararından vazgeçmesi istenmişti. Hatta hükümdarın yatak odasına bile bu bildirilerden bir tanesi konulmuştu. Bunları yazanın Cemalettin olmasından kuşkulanılıyordu. Kaygılanan Cemalettin pasif direnişe geçmeye karar verdi. İran'da adetti herhangi bir insan özgürlükten ya da hayatından kaygılandığı vakit Tahran dolaylarındaki eski türbelerden birine sığınırdı. Orada yakalanmazdı. Cemalettin de aynı şeyi yaptı ve bu hareketiyle kitleleri harekete geçirmiş oldu. Binlerce kişi İran'ın dört bir bucağından onu görüp dinlemek için yola çıktı. Bunun üzerine hükümdar da öfkelenerek onun oradan çıkartılmasını emretti. Bu hainliği yapmadan önce çok düşündüğünü ancak sadrazamın Avrupa'da yetişmiş biri olduğu halde Cemalettin'in türbenin dokunulmazlığından yararlanma hakkına sahip olmadığını söyleyerek onu etkilediğini anlatırlar. Askerler bu ibadet edilen yere silahlarıyla girdiler. Ziyaretçiler arasından kendilerine bir yol açarak Cemalettin'i yakaladılar. Nesi varsa soyup yarı çıplak durumda ülke sınırına kadar sürüklediler. O günü o türbede Semerkant el yazması Şah'ın askerlerinin çizmeleri altında kayboldu. Rochefort konuşmasını sürdürerek ayağa kalktı Duvara yaslanıp kollarını birbirine geçirdi. Cemalettin sağ ama hastaydı. Özellikle kendisini hayran hayran dinlemeye gelen onca ziyaretçinin... ...böylesine aşağılanmasına seyirci kalmalarını hazmedememişti. Bundan da bir takım sonuçlar çıkarttı. Ömrünü bazı din adamlarının yobazlığını kınamakla geçirdiğini... ...Mısır, Fransa ve Türkiye'deki Mason localarına devam ettiği halde... ...Şah'a baş eğdirmek üzere elindeki sonuncu silahı kullanmaya karar verdi. Ne olursa olsun sonuçlarına katlanacaktı. Bunun üzerine İran'daki baş imama uzun bir mektup yazdı. Hükümdarın Müslümanların mallarını kafirlere ucuza satmasını önlemesini istedi. Bundan sonrasını gazetelerden okumuşsundur. Anımsadığım kadarıyla Amerikan basını Şiilerin baş imamının şaşırtıcı bir açıklamada bulunduğunu yazmıştı. Tütün içen her kişi Mehdi'ye karşı çıkmış sayılır. O günden sonra hiçbir İranlı tek sigara içmedi. Nargileler kırıldı, tütüncüler kapandı. Şahın karıları bile emre harfiyen uydular. Hükümdar telaşlandı. Baş imama gönderdiği mektupta onu tütünü yasaklamakla Müslümanların sağlığıyla oynuyorsun diye suçladı. Ama boykot daha da sertleşti. Tahran, Tebriz İsfahan'da gösteriler yapıldı. Rochefort devamla. Bu ara Cemalettin İngiltere'ye varmıştı dedi. Ona orada rastladım. Uzun uzun görüştüm. Bana şaşkın ve ne söylediğini bilmez göründü. Şahı devirmek gerek deyip duruyordu. Yaralı, aşağılanan biri olarak intikam almaktan başka bir şey düşünmüyordu. Üstelik hükümdarın öfkesi onu rahat bırakmamıştı. Şah, Lord Salisbury'e bir mektup yazmıştı. Biz bu adamı İngiliz çıkarlarına karşı çıktığı için kovduk. O kalkmış nereye sığınıyor? Londra'ya. Resmi olarak şaha İngiltere'nin özgür bir ülke olduğu, bir insanın sığınmasını önleyecek hiçbir yasa bulunmadığını söylemişti. Özel olaraksa Cemalettin'in etkinliklerini sınırlayacak yasal yollar bulacağını vaat etmişti. Ayrıca Cemalettin'den de ikametini kısa kesmesi rica edilmişti. Bunun üzerine İstemeye istemeye İstanbul'a gitti. Şimdi orada mı? Evet, çok hüzünlü olduğu söyleniyor. Sultan ona bir konak tahsis etmiş. Orada dostlarını ve müritlerini kabul ediyormuş. Ama ülkeden çıkması yasakmış. Sıkı göz hapsinde tutuluyormuş. Kapıları ardına kadar açık muhteşem hapishane. Yıldız sırtlarında ahşap bir saray, sadrazam konağının yanı başında. Yemekler saray mutfağından geliyor. Ziyaretçiler ard arda ağaçlık yoldan ilerliyor, kapı eşiğine vardıklarında papuçlarını çıkartıyorlardı. İçeri girildikçe üstadın tok sesiyle Şah'a ve İran'a lanetler yağdırdığı duyuluyordu. Ben tuhaf şapkam, tuhaf yürüyüşüm, tuhaf kaygılarımla Paris'ten İstanbul'a 72 saat süren ve 3 imparatorluk toprağından geçen Amerikalı yabancı. El yazması bir kitabı elde etmek için doğunun karmaşasına dalıverdim. Yanıma bir uşak geldi. Osmanlı usulü bir temenna, iki Fransızca sözcük, tek bir soru sormaksızın. Buraya zaten herkes aynı nedenle geliyordu. Üstadı görmek, üstadı dinlemek, üstadı göz altında tutmak. Büyük salonda beklemem istendi. İçeriye girer girmez bir kadın görüntüsü gözüme çarptı. İster istemez gözlerimi eğdim, güleç bir yüzle tokalaşmak için yaklaşmayacak kadar ülke adetlerini biliyordum. Konuşur gibi yapıp belli belirsiz şapkamla selam verdim. Oturduğu yere yakın boş bir koltuk gözüme çarptı. Oraya seyirttim. Gözlerim yerdeki halıya dikilmişken kadının iskarpinlerinden mavi eteğine, oradan dizlerine, göğüslerine, boynuna, peçesine kadar yükseldi. Ama tuhaf şey, peçeyle karışacak yerde açık bir yüz ve bana bakan gözlerle karşılaştım. Ve de bir gülümsemeyle. Bakışlarımı kaçırdım, halıda gezdirdim, bir yer döşemesine takılı kaldılar. Sonra yavaş yavaş bir mantarın suda yükselişi gibi bakışlarım da ona doğru yükseldi. Başında bir ipek yaşmak vardı. Gerekirse yüzünü örtüyordu. Oysa yaşmak yabancının karşısında açık duruyor ve inmiyordu.'' Bu kez bakışları uzağa dalmıştı. Bana da profilini ve teninin duruluğunu izlemek kalmıştı. Tatlılığın bir adı olsaydı onun tenine konurdu. Gizemin bir adı olsaydı kendisine takılırdı. Yanaklarım terlemiş, ellerim buz gibi olmuştu. Şakaklarım mutluluktan zonkluyordu. Tanrım, doğunun bu ilk görüntüsü ne kadar güzeldi. Çöl ozanlarının övecekleri bir kadın. Yüzü güneş, saçları gölge. Gözleri pınar, bedeni fidan, gülümsemesi serap. Onunla konuşmak mı? Burada mı? Seslerin olduğu gibi yankılandığı bu odada mı? Ayağa kalkmak, ona doğru yürümek, daha yakınına oturup gülümsemesini yakından bakmak ve peçesinin bir giyotin gibi indiğini görmek tehlikesini göze almak mı? Gözlerimiz rastlantıymış gibi yeniden karşılaştı, sonra gözlerini kaçırdı. Uşağın gelmesiyle bu kısa buluşmalar sona erdi. Birincisinde çay ve sigara tutmak için, ikincisinde de yerlere kadar eğilip Türkçe bir şeyler söylemek için gelmişti. Bunun üzerine kalktı, yüzünü örttü, adama meşim bir kese uzattı. Adam çıkış kapısına doğru koştu, kadın onu izledi. Tam çıkacağı sırada yavaşladı, adamın uzaklaşmasını bekledi, bana döndü ve benimkinden çok daha iyi bir Fransızcayla İlinmez, bir gün yeniden karşılaşırız'' dedi. Nezaket mi, vaat mi? Konuşurken muzipçe gülümsüyordu. Bir kafa tutma ya da tatlı bir sitem izlenimi edindim. Koltuğumdan acemice kalkıp dengemi bulmak için salınıp dururken o karşımda hareketsiz durmuş, eğlenir bir tavır takınmıştı. Söylenecek tek bir sözcük bulamıyordum. Birden yok oldu. Pencerenin yanında durmuş, ağaçların ve faytonların arasında onu seçmeye çalışırken bir ses beni düşüncelerimden ayırdı. Sizi beklettiğim için özür dilerim. Konuşan Cemalettin'di. Sol elinde sönmüş bir püro tutuyordu. Sağ elini uzattı, içtenlikle elimi sıktı, yumuşak ama mertçe. Adım Benjamin Leitch, Henry Rochefort tarafından geliyorum. Rochefort'un mektubunu uzattım, okumadan cebine soktu, kollarını açtı, beni kucaklayıp alnımdan öptü. Rochefort'un dostları benim dostlarımdır. Onlara daima açık konuşurum. Omuzlarımdan tutup ahşap merdivenlere doğru sürükledi. Umarım dostum Henry iyidir. Sürgünden büyük bir zaferle döndüğünü duydum. Parislilerin adını bağıra bağıra önünden geçmeleri onu çok mutlu etmiş olmalı. Olanları gazetede okudum. O gazeteyi düzenli gönderir. Böylece Paris'te olan biten hakkında bilgi sahibi olurum. Cemalettin özenle düzgün bir Fransızca konuşuyordu. Bazen bir sözcük ararken ona fısıldayı veriyordum. Doğru sözcüğü bulmuşsam teşekkür ediyor, bulamamışsam belleğini yokluyordu. Paris'te karanlık bir odada yaşadım ama odam geniş bir dünyaya açılıyordu. Bu evden bin kat ufaktı ama içim böyle daralmıyordu. Halkımdan binlerce kilometre uzaktaydım ama onların iyiliği için burada ya da İran'da olduğumdan daha rahat çalışıyordum sesimi ta Cezayir'e kadar duyurabiliyordum. Bugün ise sadece beni ziyaretleriyle onurlandıran kişilere duyurabiliyorum. Kapım onlara her zaman açık tabii. Özellikle Paris'ten gelirlerse. Ben Paris'te yaşamıyorum. Annem Fransız. Adım Fransız adına benziyor ama ben Amerikalıyım. Merlin'de oturuyorum. Eğlenir gibiydi. 1882'de Hindistan'dan kovulduğum zaman Amerika'dan geçtim. Hatta inanır mısın, az daha Amerikan uyruğuna geçecektim. Gülüyorsunuz, dindaşlarımın çoğu şok geçirirdi. Seyit Cemalettin, İslam Rönesansı'nın havarisi, peygamber soyundan gelme, bir Hristiyan ülkesinin uyruğuna geçsin. Ama utandığım yok. Hatta dostum, Wilfrid Brunt bile bunu anılarında belirtmesine izin verdim. Gerekçem basit, İslam toprakları üzerinde zulümden korunabileceğim tek bir köşe yok. İran'da geleneksel olarak dokunmazlığı olan bir türbeye sığınmak istedim. Hükümdarın askerleri içeriye girip beni yüzlerce ziyaretçi arasında alıp dışarıya çıkardılar. Tek bir talihsiz dışında kimse kılını kıpırdatmadı. Kimse karşı çıkma cesareti göstermedi. Zalimden korunacak ne bir medrese, ne bir türbe, ne bir kulübe vardı. Titreyen bir elle masanın üzerinde duran tahta bir dünyayı okşamaya başladı. Türkiye bundan da kötü. Sultan ve Halife Abdülhamit'in resmi konuğu değil miyim? Tıpkı Şah gibi o da kafirler ülkesinde yaşadığım için sistem dolu mektuplar göndermedi mi? Keşke ona güzelim ülkelerimizi hapishaneye dönüştürmeseydiniz. Avrupalılara sığınmam gerekmezdi diye yanıt verseydim. Ama zaaf gösterdim, kandırıldım, İstanbul'a geldim. Sonuç ortada. Bu yarı deli, konukseverlik kurallarını bir yana iterek beni hapsetti. Ona en son şu haberi gönderdim. Sizin davetliğiniz değil miyim? Bırakın gideyim. Sizin mahkumunuz isem ayağıma pranga takıp beni zindana atın. Cevap bile vermedi. Amerikan, Fransız, Avusturya, Macaristan, hatta Rus veya İngiliz uyruğunda olsaydım, konsolosum sadrazamın kapısını vurmadan içeri dalar, yarım saat içinde beni serbest bırakırdı. Nefes nefese kalmıştı. Son bir çabayla söylediklerimin hepsini yazabilirsiniz dedi. Sadece Abdülhamit'e yarı deli dediğimi yazmayın. Bu kafesten uçup gitme fırsatını tümüyle yitirmek istemiyorum. Üstelik yazarsan da yalan olur. Çünkü adam tam deli. Üstüne üstlük tehlikeli bir cani, hastalıklı ve kendini müneccimlerin eline terk etmiş. Hiç kaygılanmayın. Bunların hiçbirini yazacak değilim. Ara vermesinden yararlanarak yanlış bir anlamı olmaması için atıldım. İtiraf edeyim ki ben gazeteci değilim. Henry Rochefort dedemin kuzeni olur ve sizi görmemi o söyledi. Ancak gelişimin amacı İran ya da sizin hakkınızda yazı yazmak değil. Ona Hayyam'ın el yazmasına duyduğum ilgiyi, onu elime almak, sayfalarını çevirmek, derinliklerine inmek, içeriğini yakından incelemek istediğimi anlattım. Beni dikkatle dinledi ve sevincini gizleyemedi. Beni bir an tasalarımdan uzaklaştırdığınız için size minnettarım. Sözünü ettiğiniz konu beni her zaman heyecanlandırmıştır. Nikolas'ın Rubayat'ı tanıtırken üç arkadaşın, Nizamülmülk, Hasan Sabbah ve Ömer Hayyam'ın öyküleriyle ilgili yazdıklarını okudunuz mu? Onlar birbirinden farklı kişilerdi ama her biri İran'ın ruhunun ölümsüz bir yanını temsil ediyorlardı. Ben bazen her üçü olduğumu sanırım.'' tıpkı Nizamül Mülk gibi bir büyük İslam devleti kurmayı düşünüyorum. İsterse çekilmez bir Türk sultanı tarafından yönetilsin. Tıpkı Hasan Sabbah gibi tüm İslam ülkelerine bozgunculuk tohumları ekiyorum. Beni ölüme kadar izleyen müritler yaratıyorum. Durdu, düşündü, kendini toparlayıp gülümsedi. Hayyam gibi bir anın zevkini tadıyor, şarap, meyhane ve sevgili üzerine şiirler yazıyorum.'' tıpkı onun gibi sahte dincilerden kaçıyorum. Bazı dörtlüklerinde kendisinden söz ederken Ömer'in beni anlattığını sandığım anlar oldu. Rengarenk dünyada bir adam gezer. Ne zengin, ne fakir, ne mümin, ne zındık. Hiçbir gerçeğe dal kavukluk etmez. Hiçbir yasayı tanımaz. Bu alacalı dünyada kimdir bu adam? Cesur ve üzgün. Bunu düşünürken bir sigara yaktı, düşünceye daldı. Küçük bir ateş parçacığı sakalının üzerine düştü. Alışkın bir hareketle silkeledi. Sonra devam etti. Ta çocukluğumdan beri hayyama hayranlık duyarım. Şair ama özellikle feylosof, özgür düşünür hayyama. Avrupa ve Amerika'nın geç de olsa onu keşfetmesinden kıvanç duyuyorum. Hayyamın kendi eliyle yazdığı rubayat elime geçince ne kadar sevindiğimi tahmin edemezsin. Ne zaman elinize geçti 14 yıl önce Hindistan'da sırf beni görmek için gelmiş olan genç bir acem getirdi onu bana. Kendisini şöyle tanıtmıştı. Mirza Rıza, Kirmanlı, Tahran çarşısında eski bir tacir, hizmetkarınız. Gülümsemiş ve eski bir tacirden ne kastettiğini sormuştum. Öyküsünü bunun üzerine anlattı. Eski giysiler satan bir dükkanı varmış. Bir gün şahın oğullarından biri ondan şallar ve kürkler almış karşılığında 1100 tuman yani 1000 dolar verecekmiş. Ertesi günü Mirza Rıza parasını almak üzere şahın oğluna gittiğinde dayak yemiş, hatta ölümle tehdit edilmiş. Bunun üzerine gelip beni görmeye karar vermiş. O sıralarda Kalküta'da ders veriyordum. Mirza devamla dedi ki: "Keyfi yönetilen bir ülkede namusuyla para kazanmanın olanaksız olduğunu anladım. İran'da bir anayasa ve bir parlamento gereklidir diyen yazan sen değil misin? Bugünden itibaren en sadık müridin olayım. İş yerimi kapattım, karımı terk ettim, sırf peşinden geleyim diye. Sen sadece emret. Bu adamı anımsarken Cemalettin acı çeker gibiydi. Heyecanlanmış ve zor durumda kalmıştım. Ben bir gezgin feylesoftum. Ne evim ne yurdum vardı. Yükümlü olmamak için evlenmemiştim. O adamın Mesih'mişim, kurtarıcıymışım ya da Mehdi'ymişim gibi beni adım adım izlemesini istemiyordum. Ona her şeyi, dükkanı, aileni, pis bir para için terk etmeye değer mi diye sordum. Yüzünü astı, buna cevap vermedi, dışarı çıktı. Altı ay sonra tekrar geldi. Cübbesinden üzeri taşla işli işte altın bir kutu çıkardı. Açıp bana verdi. Şu kitaba bak, kaç para eder dersin? sayfaları çevirdim okudukça heyecandan titriyordum hayyam'ın gerçek kitabı şu resimler şu süslemeler paha biçilmez bin yüz tumandan çok mu eder diye sordu çok daha fazla dedim öyleyse senin olsun dedi sana mirza'nın parasını geri almak için değil onuruna yeniden sahip olmak için geldiğini hatırlatır cemalettin devamla el yazması böylece benim oldu dedi bir daha da ayrılmadım amerika'ya İngiltere'ye, Fransa'ya, Almanya'ya, Rusya'ya, sonra da İran'a hep yanımda götürdüm. Şeyh Abdülazim türbesindeyken yanımdaydı. Onu orada, o türbede kaybettim. Şimdi nerede olabileceğini biliyor musunuz? Size anlatmıştım. İtilip kakıldığım sırada tek bir adam şahın askerlerine karşı çıkabilmişti. O da Mirza Rıza idi. Ayağa kalkmış, bağırmış, ağlamış, Askerleri ve orada bulunanları alçaklıkla suçlamıştı. Onu tutuklayıp işkence ettiler, dört yıl süreyle zindana attılar. Serbest kaldığında İstanbul'a beni görmeye geldi. O kadar kötüydü ki kentteki Fransız hastanesine kaldırdım. Geçen Kasım ayına kadar oradaydı. Onu daha fazla alıkoymak istedim, dönüşünde tekrar yakalanmasın diye. Ama kabul etmedi. Hayyam'ın el yazmasını geri almak istiyordu.'' onu başka hiçbir şey ilgilendirmiyordu bir saplantıdan diğerine geçen adamlar vardır sizce el yazması hala duruyor mu bunu bir tek Mirza Rıza söyleyebilir ben tutuklanırken onu elimden alan askeri bulacağına inanıyordu gidip onu bulmak kitabı ondan satın almak istiyordu tanrı bilir hangi parayla el yazmasını geri almak söz konusuysa para sorun değil heyecanla atılmıştım Cemalettin yüzüme baktı, kaşlarını çattı, üzerime eğildi. Bence siz dedi zavallı Mirza gibi bu el yazmasına takmışsınız. O halde tek bir yolu var, Tahran'a gitmek. O kitabı bulacağınızı garanti edemem ama görmesini bilirseniz Hayyam'ın başka izlerine de rastlayabilirsiniz. Bize alabilirsem yarın yola çıkarım. Bu sorun değil. Bakü'deki İran konsolosuna bir mektup veririm, gerekeni yapar. Hatta Enzeli'ye kadar gitmenizi sağlar. Yüzümde bir endişe fark etmiş olmalı ki güldü. Herhalde benim gibi birinin İran hükümetinin bir memuruna nasıl tavsiyede bulunabileceğini düşünüyorsunuz. Bilin ki her yerde müritlerim var. Her kentte, hatta hükümdarın en yakın çevresinde bile. Bundan dört yıl önce Londra'da bulunduğum sırada bir Ermeni arkadaşımla İran'a gizliden sokulan bir gazete yayınlıyordum. Şah telaşlanmış, posta bakanını çağırtmış ve gazetenin dağıtımına mutlaka son vermesini emretmişti. Bakan, gümrükçülerden her türlü bozguncu yayını içeri sokmamalarını ve derhal iade etmelerini istemişti. Cemalettin, pirosundan bir nefes çekti, sonra bir kahkaha attı. Şahın bilmediği, posta bakanının en sadık adamım olduğu idi ve gazetenin dağıtımı görevini üstlenmişti. Kırmızı fesli üç ziyaretçi geldiğinde Cemalettin hala gülüyordu. Ayağa kalkıp onlara selam verdi, yer gösterdi, birkaç kelime Arapça konuştu. Benim kim olduğumu anlattığını ve onlardan biraz izin istediğini tahmin ettim. Tekrar bana döndü. Tahran'a gitmeye kararlıysanız size birkaç mektup veririm. Yarın gelin, üstelik korkmayın. Kimsenin aklına bir Amerikalıyı sınırda aramak gelmez.'' Ertesi gün üç koyu renkli zarf beni bekliyordu. Onları kapatmamıştı. Birincisi Bakü'deki konsolosa, ikincisi Mirza Rıza'ya yazılmıştı. Üçüncüsünü uzatırken şunları söyledi. Bu adamın dengesiz ve sapık olduğunu söyleyip sizi uyarmak istiyorum. Gereğinden fazla görüşmeyin onunla. Onu çok severim, çok içten ve sadıktır. Müritlerim arasında en temiz olanıdır ama her türlü deliliği yapabilir.'' içini çekti, beyaz entarisinin altındaki pantolonunun geniş cebine elini soktu. İşte on altın, benim tarafımdan, ona verirsiniz. Hiçbir şeyi yoktur, belki de açtır. Ama dilenmeyecek kadar onurludur. Onu nasıl bulacağım? En ufak bir fikrim yok. Ne evi, ne ailesi, ne yeri, ne yurdu var. Bir yerden bir yere dolaşıp durur. İşte bu yüzden bu üçüncü mektubu bir başka gencin adına yazdım. Bu farklı biridir. Tahran'ın en zengin adamının oğludur. 20 yaşında olduğu halde bizi yakan ateş onu da yakıyor. Değişken huylu değildir. En devrimci düşünceleri karnı doymuş bir çocuğun gülümsemesiyle söyler. Onu doğulu olmamakla suçlarım bazen. Adı Fazıl. Sizi Mirza Rıza'ya götürecek olan odur. Mirza'ya göz kulak olmasını ondan rica etmiştim. Delilik yapmasını engellediğini sanmıyorum ama nerede olduğunu bilir. Gitmek için ayağa kalktım. Hararetle uğurlarken elimi eline aldı. Rochefort'un mektubunda adınızın Benjamin Omar olduğunu yazmış. İran'da sadece Benjamin'i kullanınız. Ömer adından hiç söz etmeyin. Oysa Hayyam'ın adı 16. yüzyılda Acemler Şii olduklarından beri bu isim yasaklandı. Başınıza iş açabilir. Doğu ile bütünleştiğinizi sanırken Kendinizi kavgaların içinde buluverirsiniz. Yüzünde bir üzüntü, bir avuntu, bir aciz belirtisi oldu. Tavsiyesine teşekkür ettim. Çıkacağım sırada beni durdurdu. Son bir şey daha. Dün burada genç birine rastladınız. Onunla konuştunuz mu? Hayır, fırsat olmadı. O, Şah'ın torunu Prenses Şirin'dir. Eğer herhangi bir nedenle çok darda kalacak olursanız, ona bir haber gönderip benim evimde karşılaştığınızı hatırlatın. Onun tek bir sözü ile pek çok kapı açılır. Trabzon'a kadar yelkenliyle gidiş. Karadeniz sakin, çok sakin. Hafif bir esinti, saatlerce aynı kıyı, aynı burun, aynı kayalık, aynı Anadolu ağaçlığı. Aslında sızlanmamam gerekirdi, yapacağın işin ağırlığını düşündükçe. Hayyamı çeviren Nikolas'ın Acemce Fransızca konuşmalarını anımsamak gerekiyordu. Çünkü oradakilere kendi dilleriyle seslenmek istiyordum. İran'da Türkiye'de olduğu gibi pek çok aydının, üst görevlinin ya da tüccarın Fransızca konuştuklarını biliyordum. Hatta bazıları İngilizce biliyordu. Ama saraylar ve elçilikler çemberi aşılmak istendiğinde, büyük kentlerin dışında dolaşmak istenildiğinde acemce öğrenmek gerekiyordu. Bu zorluk beni hem kamçılıyor hem eğlendiriyordu. Kendi dilimle hatta çoğu latin kökenli dillerle ortaya çıkardığım inceliklerden keyif alıyordum. Fransızcanın pere, mere, frereri ve İngilizcenin father, mother, brother'ı, acemce, peder, mader, biraderden geliyordu. Hint-Avrupa dilleri arasındaki akrabalık bundan daha iyi betimlenemez. İran Müslümanları Tanrı'ya Hoda derler. Hoda İngilizce God, Almanca Gotta. Diğer Müslümanların dillerindeki Allah'tan daha yakındır. Bu örneğe karşın İran'da en etkili olmuş dil Arapçaydı. Pek çok acemce sözcüğün yerine Arapçasını kullanmak bir çeşit kültürel züppelikti. Aydınlar arasında çok kişi kendi dili yerine Arapça sözcükler hatta koca koca cümleler kullanmayı yeğliyordu. Özellikle Cemalettin de buna düşkündü. Arapçaya girişmeye daha sonra niyetliydim. Şimdilik Nikolas'ın sözcükleriyle yetiniyordum. Ve bunlar bana acemce öğretmekten başka yararlı ipuçları da veriyordu. Örneğin şöyle konuşmalar öğretiliyordu. İran'da hangi mallar ihraç edilebilir? Kirman şalları, inci, yeşim, halı, şiraz tütünü, mandaran ipeği, sülük, Yasemin sigara azlığı mı? Evet, İran'da aşçısı, yatağı, halısı ve uşakları olmadan yolculuk edilmez. İran'da hangi paralar geçiyor? Rus İmparatorluk kayımeleri, Hollanda dukkaları, İngiliz ve Fransız parasına az rastlanır. Şimdiki kralın adı ne? Nasreddin Şah. Çok iyi bir kralmış. Evet, yabancılara karşı çok iyi ve çok cömerttir. İyi okumuştur. Tarih, coğrafya, resim bilir. Fransızca konuşur, Arapça, Türkçe ve tabi Acemce bilir. Trabzon'a vardığımda İtalya oteline yerleştim. Her yemeği harman yerine çeviren sinekler bir yana rahat bir oteldi. Ben de diğer yolcular gibi birkaç kuruşa sinekleri kovacak bir çocuk tuttum. Yalnız işin en zor yanı sinekleri kovacağı yerde onları dolmalarla kebapların içini ezmeye kalkışmasından vazgeçirmekti. Bir süre sözümü dinliyor ama bir sineği gözüne kestirdiğimi kendini tutamıyordu. Gelişimin dördüncü günü Marsilya-İstanbul-Trabzon hattını yapan gemide yer buldum. Karadeniz'deki Rus limanı Batum'a kadar gidiyordu. Oradan trene bindim. Hazar Denizi kıyılarındaki Bakü'ye kadar gittim. İran konsolosu beni o kadar nazik karşıladı ki ona basit bir yolcu olarak görünmek daha iyi değil miydi? Ama yine de içimi bir kuşku kapladı. Belki de mektubunda bende kalması doğru olmayacak bir mesaj vardı. Aniden "Belki de ortak bir dostumuz var." dedim. Zarfı çıkarttım. Konsolos dikkatle açtı, masasından gümüş çerçeveli gözlüğünü aldı, okudu. Birden parmaklarının titrediğini gördüm. Ayağa kalktı, gidip kapıyı kilitledi, mektubu dudaklarına götürdü. Birkaç saniye öylece kala kaldı. Sonra bana dönerek kazadan kurtulmuş bir kardeşe sarılır gibi sarıldı. Kendine gelir gelmez hizmetçilere seslendi. Bavulumu evine taşımaları, en güzel odaya yerleştirmeleri ve akşama güzel bir yemek hazırlamalarını buyurdu. Böylece beni iki gün evinde alıkoydu, işi gücü bırakmış, durmadan üstad hakkında, sağlığı, keyfi ve özellikle İran'daki durum için ne dediği hakkında sorular sorup durdu. Ayrılma vakti geldiğinde Kafkas Merkür şirketine ait bir Rus gemisinde bir kamera tuttu. Sonra yanıma arabacısını katarak Kazvin'e kadar bana eşlik etmesini, hatta hizmetime gereksin duyacağım süre yanımda kalmasını istedi. Arabacı çok becerikli, az bulunur bir adamdı. Nargilesinden ayrılıp da bavluma bakması için kaytan bıyıklı gümüşçünün cebine para koymayı ben akıl edemezdim. Ertesi günü gelmemizi söyleyip duran memuru bize bir araba kiralaması için yola getirmeyi beceremezdim yolculuğun zahmetlerine benden önce bu yolu yapmış olanların çilesini düşündükçe katlanabiliyordum Bundan 13 yıl önce İran'a ancak eski kervan yolundan gidilebilirdi Trabzon'dan Erzurum'a ve oradan da Tebriz'e 40 moladan ve bitkin düşüren 6 haftalık pahalı ve aşiretler arası savaşlardan ötürü tehlikeli yolculuktan sonra varılabilirdi Kafkas demir yolları bu durumu değiştirmiş, İran'ı dünyaya açmıştı. Artık oraya büyük tehlikeler atlatmadan Bakü'den gemiyle Enzeli limanına, sonra Faytonla Tahran'a gidilerek varılabiliyordu. Batı'da top, bir savaş ya da tören aracıdır. İran'da ayrıca bir de işkence aracı. Bunu söylüyorsam, Tahran'a vardığım gün en dehşet verici biçimde kullanıldığını gördüğüm içindir. Topun içine her tarafı bağlı bir adam sokulmuştu. Sadece tıraşlı kafası topun ağzından çıkıyordu. Orada güneşin altında aç susuz ölümü bekleyecekti. Sonra uzun süre cesedi orada bırakılacak diye anlattılar, ibret olsun diye. Bu ilk görüntüden ötürü mü İran'ın başkentinden hoşlanmadım. Doğu illerinde bugünün rengine, dünün gölgesine bakılır. Tahran'da böyle bir şey görmedim. Ya ne gördüm? Kuzeydeki zengin mahallelerine bağlayan koca koca caddeler, Kahire'nin, İstanbul'un, İsfahan'ın ya da Tebriz'in çarşılarının eline su dökemeyeceği develer, katırlar, alacalı kumaşlar karmaşası içinde bir pazar. Nereye baksan iç karartıcı binalar. Tahran fazla yeni. Tarihi yönü pek az. Uzun süre Moğolların yıktığı bilim kenti reye bağlı bir kaza imiş. Ancak 18. yüzyılın sonunda bir Türkmen aşireti olan Kaçkarlar burayı ele geçirmiş, bütün İran'ı egemenliği altına alan kent basit bir kasaba olmaktan çıkıp başkent düzeyine yükselmiş. O güne kadar ülkenin siyasi merkezi İsfahan, Kirman veya Şiraz imiş. Bu da bu kentlerde oturanların kendilerini yöneten ama dillerine varana kadar hiçbir şeylerini bilmeyen, kuzeyli köylüleri asmaktan beter etmeyi düşündüklerini gösterir. Şimdiki Şah tahta çıktığında vatandaşlarıyla konuşmak için çevirmen kullanmış. O tarihten beri Acemce'yi daha iyi öğrendiği anlaşılıyor. Zaten yeterince zamanı da olmuş. Ben Tahran'a Nisan 1896'da vardığımda Şah tahta çıktığının 50. yılını kutlamaya hazırlanıyordu. Kent ulusal bayraklarla donatılmıştı. Bu nedenle Avrupalılar için yapılmış Albert ve Prevost otelleri doluydu. Önceleri doğrudan Fazlı'ya gidip mektubu verip Mirza Rıza'yı bulmayı düşündüm. Ama sabırsızlığımı dizginledim. Doğluların adetlerini bildiğimden Cemalettin'in dostunun beni evine davet edeceğini biliyordum. Onu bu daveti red ederek incitmek istemediğim gibi siyasi eylemine hele de üstadınkine karışmak da istemiyordum. Onun için Prevost Oteli'ne yerleştim. Oteli bir Cenevreli işletiyordu ertesi sabah bir katır kiralayarak Büyük Elçiler Caddesi'ndeki Amerikan elçiliğine bir nezaket ziyaretinde bulundum. Sonra da Cemalettin'in en sevgili müridini bulmaya gittim. İnce bıyığı, beyaz entarisi, kibirli hali, soğukça edası ile fazıl bana İstanbul'da anlatılanlara çok benziyordu. Çok iyi arkadaş olacaktık. Ama ilk görüşmemiz soğuk geçti. Dobra konuşuşu beni huzursuz kılmış ve kaygılandırmıştı. Mirza Rıza'dan söz ederken de öyle oldu. Size yardımcı olmak için elimden geleni yaparım ama o deliye bulaşmak istemem. Üstad bana onu canlı bir kurban olduğunu söylemişti. Ben de keşke ölseydi diye yanıtlamıştım. Bana öyle bakmayın bir canavar değilim ama o adam o kadar çekti ki aklını yitirdi. Ağzını her açışında davamıza zarar veriyor. Şimdi nerede Haftalardan beri Şeyh Abdülazim Türbesi'nde kalıyor. Bahçesinde geziniyor, Cemalettin'in nasıl tutuklandığını anlatıyor. Kendi çektiklerini bağıra çağıra söylüyor ve Şah'ın devrilmesine dua ediyor. Seyit Cemalettin'in Mehdi olduğunu tekrarlayıp duruyor. Oysa Seyit kendisini bu kadar abuk sabuk konuşmasını yasaklamıştı. Onunla bir arada gerçekten görülmek istemem. El yazması hakkında bana bilgi verecek tek insan o. Biliyorum sizi ona götüreceğim ama sonra bir saniye bile yanınızda kalmayacağım. O akşam Tahran'ın en zengin adamlarından biri olan Fazıl'ın babası Onur'uma bir yemek verdi. Cemalettin'in yakın dostu olmasına karşın hiçbir siyasi eyleme katılmamıştı. Benim aracılığım ile üstadı ağırlamış oluyordu. Yüz kişilik bir davetti. Konuşmalar hep hayyam üzerineydi. Dörtlükleri, fıkraları bütün ağızlardaydı tartışmalar hararetlendiğinde politikaya dönüşüyordu. Hepsi Acemce'yi, Arapça'yı, Fransızca'yı iyi biliyordu. Bazıları da biraz Türkçe, Rusça ve İngilizce anlıyordu. Hepsi beni rubayat uzmanı bir doğu bilimci olarak gördükçe kendimi daha bilgisiz buluyordum. Ancak karşı koymaktan bir süre sonra vazgeçtim. Çünkü bu da gerçek bilginlere özgü bir alçak gönüllülük işareti sayılmaya başlanmıştı.'' Davet gün batımında başladı ama ev sahibim daha erken gelmemi istemişti. Bana rengârenk bahçesini göstermek istiyordu. Bir İranlı, Fazıl'ın babası gibi bir saray sahibi de olsa, sadece bahçesiyle övünür. Davetliler geldikçe ellerine bir içki bardağı alıp salkım söğütler arasından kıvrılıp giden, doğal ya da yapay su akıntısının yanına seriliyorlardı. Ya bir halının ya bir yastığın ya da doğrudan doğruya toprağın üzerine. İran bahçelerinde çim bulunmaz. Bu da bir Amerikalı için çoraklık demektir. O akşam çok içki içilmedi. Dindarlar çay içmekle yetindi. Bunun içinde büyük bir semaver gezdirilmekteydi. İki uşak semaveri taşıyor, üçüncüsü servis yapıyordu. Çoğu rakı, vodka ya da şarap içmeyi yeğliyordu. Hiçbir aşırılık, kabalık gözlenmiyordu.'' Çakır keyfi olanlar çalgıcılara pes perdeden eşlik ediyorlardı. Çalgıcılar arasında bir tara, bir zarpçı, bir deneyici vardı. Sonra oyuncular geldi, çoğu erkekti. Davet boyunca ortalıkta tek bir kadın görülmedi. Yemek gece yarısına doğru verildi. Daha önce fıstık, badem, çekirdek ve şeker yenmişti. Yemeğin çıkması davetin sonunun geldiğini işaret sayılıyordu ev sahibinin yemeği olanca geç vermesi bir nezaket kuralıydı. Çünkü baş yemek gelir gelmez ki o geceki baş yemek cevahir pilavı idi. Her konuğun yemeği yiyip elini yüzünü yıkayıp gitmesi adetti. Dışarı çıktığımızda fenerleri yakmış, faytonlar kapının önüne yığılmış, her biri efendisini bekler durumundaydı. Ertesi gün şafak vakti Fazıl beni Şeyh Abdülazim türbesine götürdü. İçeriye yalnız girdi yanında çekirgen tavırlı biriyle döndü. Uzun boylu, zayıf, kirpi sakallı, elleri sürekli titreyen bir adamdı. Uzun beyaz bir entari giymişti. Boynuna renksiz bir biçimde çanta asmıştı. Dünyada nesi varsa onun içindeydi. Gözlerinde doğunun tüm yeğisi okunuyordu. Mirza Rıza'ya üstadın mektubunu verdim. Ellerimden koparırcasına aldı, Pek çok sayfası olduğu halde bir nefeste okudu, beni unutmuş gibiydi. Beni neyin ilgilendirdiğini söylemek için bekledim. Sonra anlamakta güçlük çektiğim, yarı acemce, yarı Fransızca karışımı bir dille. Kitap, Kirmanlı bir askerde dedi. Kirman benim de memleketim. Öbür gün, yani cuma günü, beni gelip görmeye söz verdi. Ona biraz para vermem gerek. Kitabı satın almak için değil, kitabı kurtardığı için Adama teşekkür etmek için benim bir kuruşum bile yok ne yazık ki. Hiç duraksamadan Cemalettin'in gönderdiği altını cebimden çıkardım. Bir o kadarını da kendim ekledim. Memnun oldu. Cumartesi gel dedi. Allah'ın izniyle el yazması burada olur. Onu sana veririm. Sen de İstanbul'a usta'da götürürsün.